Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Ben Gencer Gençoğlu. Bugün sizlerle edebiyatın bilimlerle ve güzel sanatlarla ilişkisi hakkında bir soru çözümü yapacağız. Arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Evet, parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir demişiz. Türk Edebiyatı'nda Tanzimat'tan sonra kullanılmaya başlanan nokta 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 sözcüğü yazın anlamına da gelmektedir. Zaten burada tüyonun kralını verdi bize. Malzemesi nokta 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 olan bu dal, gözlem, duygu, düşünce, hayal ve denemeleri söz ve yazı olarak ilgilisiyle buluşturur. Bak, yazının bir malzemesi var değil mi? Yani yazı yazmak için bir malzeme gerekiyor değil mi? Bak. Günümüzde Latince güzel yazı anlamına da gelen literatür kelimesi de kullanılır demiş yerine. Evet, parçada boş bırakılan yerler arkadaşlar zaten tiyatro değil değil mi? Bir yazın tiyatro daha görsel bir mesele. Edebiyat kesinlikle gelecek. Şuraya yazalım. Edebiyat. Peki edebiyatın, yani bir yazı ortaya koyacaksanız malzemesi ne olabilir? Malzemesi, yani bir yemeği yaparken bir malzeme kullanacaksın. Patates yemeği yapacaksan patates kullanacaksın. Bir kelime yazacaksan bunun malzemesi nedir? Kullandığım dil olabilir değil mi? Bundan dolayı cevabım Adana kardeşlerim. Evet, ikinci sorumuza geçiş yapıyoruz. Yukarıda edebi eserlerle ilgili olarak numaralandırılmış cümlelerden hangisi doğrudur demiş. Edebi eserlerde yer alan olay ve durumlar nesnel olarak ele alınmalıdır. Edebi eserler insanlara bazı konuları öğretme amacıyla yazılan eğitici metinlerdir. Edebi metinler mecazlı ifadeler, yan anlamlar ve duygu dönüşümleri taşımazlar. Edebi eserler farklı birimlerle etkileşim içinde yazılabilir. Edebi metin dili her yöreye göre değişkenlik gösterir ve işlenmiş bir dille anlatımdan uzak olmalıdır. Abi sondan başlayalım. Tam tersine tabii ki işlenmiş bir dil gerekir. Yani biz mesela edebi bir dil ortaya koyarken tabii ki bazen şive farklılıklarını falan belirtiyoruz. Ama sonuçta bir kitap yazarken, bir roman yazarken okuduğunuz romanda neyi kıstas alıyorlar? İstanbul Türkçesini kıstas alıyor değil mi? Yazar İstanbul Türkçesini kıstas alıyor. Şair İstanbul Türkçesini kıstas alıyor. Yani işlenmiş bir dil kıstas alınır. Her yöreye göre değişkenlik gösteren bir dil kullanılmaz. Dolayısıyla bu gitti. Edebi metinler mecazi ifadeler, yan anlamlar ve duygu dönüşümleri taşımazlar. Ne demek taşımazlar? Yani diyelim bir şiir yazıyoruz. Bir roman yazıyoruz. Orada karakterlerin duygu dönüşümünden bahsedilmiyor mu? Orada mecazlı ifadeler kullanılmıyor mu? Değil mi? Bu da gitti. Şu kalsın kenarda. Edebi eserler insanlara bazı konuları öğretme amacıyla yazılan eğitici metinlerdir. Tabii ki eğitici metinlerde var. Fakat edebi eserlerin böyle bir misyonu, görevi yok kardeşlerim, değil mi? Yani bundan dolayı aslında bu 1 ve 2 birbirine bağlı, nesnel olarak ele alınmak zorunda değil edebi eserler. Fiktiftir, yani kurgudur arkadaşlar edebi eserler. Tamam. Edebi eserler, tekrarlıyorum, kurgu eserleridir. Okuyucusuna bir şey ispatlama zorunluluğu yoktur. Makale değildir edebi eserler. Roman bir makaleyle kıyas götürmez. Şiir bir makaleyle kıyas götürmez. Orada şair dilediğini yazar. Romancı dilediğini yazar. Bundan dolayı kardeşlerim benim cevabım 4 oldu. Evet, diğer sorumuza geçiş yapıyoruz. Numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Arkadaşlar, birinci cümlede dil ötesi işlev, ismin yerini tutan kelimelere zamir denir. Evet, doğru, dil ötesi işlevdir. Arkadaşlar, dil bilgisine dair cümleler, tekrarlıyorum, dil bilgisine dair cümleler. En kısa yoluyla bu şekilde aklınıza kalsın. Dil bilgisine dair cümleler dil ötesi işlevdir. Dil ile alakalı bilgi veren cümleler. İkinci cümlede şiirsel işlev kullanılmış. Bir saman sarısı, bir duman karası, anladım ama zor olduğu anlaması. Arkadaşlar, tabii ki bir şiirden alındığı için bir şarkı sözü bu. Nedir? Şiirsel işlev, sanatsal işlev kullanılmış. Dolayısıyla bunlar mevcut. Üçüncü cümlede kanal kontrol işlevi. Bir türkü tutturmuşum, anlıyorsun değil mi? Karşı tarafa soru soruyorum bak. Anlıyorsun değil mi? Buradan da Barış Manço'ya
Selam olsun arkadaşlar. Bir türkü tutturmuşum, anlıyorsun değil mi? Bak, karşı taraftan cevap almak amacıyla sorulan bir soru var. Yani kanal kontrol işlevi, kanalı kontrol işlevi mevcut kardeşlerim. Kanalı kontrol işlevi budur. Karşı taraftan bir dönüt almak amacıyla bir laf atma, aslında sataşma diyelim. Anlayacağınız tarzda biraz daha basitleştirirsek. Dördüncü cümlede alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılmıştır diyor. Bakalım. Ya dön bana artık ya çık git dünyamdan. Bak, çık git. Yürü. Ne yapıyorsun? Oturanı kaldırmaya çalışıyorsun. Olanı kovmaya çalışıyorsun değil mi? Yani yerinden harekete zorluyorsun onu. Yani alıcıyı harekete geçirme işlevi mevcut kesinlikle kardeşlerim. Beşinci cümlede göndergesel işlev. Merhaba, sana da yeni doğan gün yine hangi yokluğu getireceksin bana? Arkadaşlar, göndergesel işlevler daha çok nesnel cümleler için geçerlidir. Aklınızda bulunsun. Nesnel cümleler için geçerlidir göndergesel işlev. Bundan dolayı cevabım Edirne. Arkadaşlar, merhaba sana da yeni doğan gün yine hangi yokluğu getireceksin bana? Çok güzel. Yukarıdaki şemada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Heh, şurada boş bırakılan yer. Şimdi güzel sanatları üçe ayırıyoruz. İşitsel, görsel ve dramatik sanatlar. Dramatik sanatlarda tiyatro, dans, sinema ve bale var kardeşlerim. Buraya ne gelecek? Şimdi tiyatro, dans, sinema ve bale ile benzer, tan dansta benzer kökte hangi sizce burada sanat var? Edebiyat işitsele gelecek değil mi? Mimari, heykel, resim, görsele gelecek. Öyle değil mi? Geriye kalır opera. Arkadaşlar, tiyatro, dans, sinema, bale. Zaten tiyatro, dans karışımı, bir de biraz ses tabii ki elbette. Şan önemli. Neyi veriyor bana? Operayı veriyor. Bundan dolayı buraya gelecek operadır arkadaşlar. Görselde resim, mimari var. Edebiyat. İşitselde, fonetikte daha doğrusu kardeşlerim, bilginiz olsun. Burada cevap tiyatro, dans, sinema, bale ve opera dramatik, yani ritmik sanatlara girer. Aklınızda bulunsun Edirne cevabınız. Bu parçadaki edebiyatla hangi bilim dalının ilişkisi konu edilmektedir? Bu parçada edebiyatla hangi bilim dalının ilişkisi konu edilmektedir? Bakalım. Öne çıkan şahsiyetlerin zaman içerisinde üstlendikleri rolü ve benzer örnekleri belli bir olay örgüsü içinde anlatmak, edebiyat biliminin, edebiyatçıların, roman ve hikaye sanatının işleri arasında yer alır. Örneğin Esir Şehrin insanları romanı Osmanlı İmparatorluğu'nda işgal altındaki İstanbul'u konu edinir. Burada Osmanlı'nın batışını, Osmancık romanındaysa doğuşunu izleriz. Arkadaşlar, örneklerden yola çıkarsak Osmanlı'nın batışı, Osmanlı'nın doğuşu diye iki temel örnek vermiş. Ne geliyor aklınıza? Sosyoloji mi? Felsefe mi? Psikoloji mi? Tarih mi? Coğrafya mı? Tabii ki arkadaşlar, önemli şahsiyetler. Bak, öne çıkan şahsiyetlerin zaman içerisinde üstlendikleri rol ve benzer örnekleri belli bir olay örgüsü içinde anlatmak. Zaman içerisinde anahtar söz öbeğimden biri. Bir de burada demiş ki, mesela Esir Şehrin insanları romanı diyor Osmanlı İmparatorluğu'nun batışını, Osmancık romanı doğuşunu anlatır örneğin diyor. Dolayısıyla neye burada gönderme var? Tarihi olaylara gönderme var değil mi? Bundan dolayı kardeşlerim cevabım Denizli oldu. Arkadaşlar, konuları, geniş konuları böyle dar bir çerçevede toplamaya gayret ettik. Umuyorum faydalı olmuştur sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hocalara geldiği takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.